perspektifinden bir ahlak inşa etmesi ve toplum şekillendirmesi anlayışı verdi. Ancak postmodernizmle birlikte, özellikle sosyal medyanın da ortaya çıkışıyla birlikte... Bunu daha ayakları yere basan değil, topluma indiğini görüyoruz. Daha bireysel tercihleri, mesela işte bir genç bir 20-21 yaşında bir çevrenizde bir yeni kuşaktan bir insan varsa ahlaki bir kategori bir şey sunduğunuz zaman hemen şey yiyor, kime göre, neye göre. Hani modern dönemde bu böyle bir şey, bunun düşünemez. Çünkü tepeden indirdi. Dediğim gibi toplum kutsal olarak kabul edilir. Devlet, ahlak ve hukuk onun aracı olarak da toplum korunması gereken bir şeydir. Bunun yolu da bir ahlak inşa etmek ve devletin üzerinden yapılıyor. Şimdi ise işte ulus devletçiliğin gücünü yitirmesi, dinin toplumların üzerinde etkisini kısmen kaybediyor olmasından dolayı farklı bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Ha, bu şu demek değil, milliyetçilik veya din, yani premodern dönemin ve modern dönemin ahlak anlayışını belirleyen düşünce akımlarının ortadan kalkması anlamına gelmiyor bu. Ama farklı suretlerde tekrar karşımıza çıkıyorlar. Daha kolaj mesela. Şöyle bir şey olabilir, mesela işte Türk-İslam sentezi normal şartlarda bir hani Türk'ünün İslam birleştirmesi gibi bir şey hani geçmişte modern dönemde pek söz konusu olmazdı. Çünkü zaten biz kiliseyi arka etmiştik ve hani ulus devletçilik ortaya çıkmıştı. Şimdi böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Tam tersi hepsinin birbirine girdiği daha kolay. Sosyal medyanın da bunun etkisi oldu. Çünkü tabii ki yalnızca bireysel tercihler değil, yalnız tercihler öne çıkıyor. Bir kendilik inşası yalnızca tepeden gelen bir şey değil, seçimlerimiz üzerinden gerçekleşiyor. Bence sosyal medya bunun asıl temel taşı. Yani sosyal medya bence toplumu en değiştiren yerde. Bu ne diyelim, modern dönemden şimdiye benim tabii bu bir iddia, bu bir anlatı, mutlaka bunun açıkları vardır. Hani her çünkü genellik mutlaka bütünden bir parça kaybeder. Şimdi de şunu yapmak istiyorum. Gönlümü çekeyim. Boğazların da kısarı kötü olmuş. Bu özellikle günümüzdeki kullanılan dilin, ahlakçı dilin doğası üzerine konuşmak istiyorum. Bu arada bu sunumu inşa ederken bayağı zorlandım. Normalde mesela hani akademik bir sunum olsaydı doğa deseydim Esma Hoca beni döverdi herhalde burada. Hani ne demek doğa, hiç değişmeyen bir şey mi? Bu tip şeyleri o yüzden bir tanesine takılmayın. Yapı demek daha doğru olur burada. Bir örnek vereceğim. Bu ahlakçılık üzerine. Ahlakçılıkla belirli değerler, belirli kategoriler üzerinden keskin görüşler almak yani belirli şekilde. Burada ahlakçılığı da tarif edeceğim tanımdan ziyade. Burada en önemli şey ödün vermezlik. Benim kurallardan ödün vermezlik ve bunun üzerinden bir söylem geliştirmek. Daphne Dorman vakası diye bir şey anlatacağım size. Daphne Dorman adında trans bir komedyen kadın. David Chappelle, bilmiyorum tanır mısınız? David Chappelle çok iyi bir komedyendir. Fakat bu LGBT ile ilgili de böyle pek politik doğrucu olmayan şakalar da yapar. Daphne Dorman bir şekilde David Chappelle ile tanışıyor ve David Chappelle'in şovunda onun ön komedyenlerden bir tanesini olmasını teklif ediyor. Kadın da kabul ediyor bunu. Bir şekilde çok kötü geçmiş. Ancak Daphne Dorman'ın stand-up'ı ve işte buğulanmış. Fakat hiçbir şekilde problem etmeyip bunu David Chappelle'in şovunu izlemek için evine oturuyor. Bu arada David Chappelle'in şovu devam ederken Daphne Dorman da katılıyor David Chappelle'in şovuna ve çok güzel bir ortamda çok güzel bir şov geçmiş. Fakat dediğim gibi David Chappelle pek politik doğrucu olmayan LGBT konusu üzerine espriler yaptığı için bayağı bir LGBT komite tarafından Amerika'da yerilen, hani tabiri caizse iptal edilmeye çalışılan bir komedyen. Bu süreç içinde Daphne Dorman Twitter'dan David Chappelle'i savunuyor.
LGBT tarzı da Twitter'dan ağır bir linç kampanyasına başlıyorlar. Daphne Dorman'ı. Kendi aslında Daphne Dorman çok da aktif olarak bu gruplarda çalışıp politik bir aktivist olarak yer alsa da bir haftanın sonunda Daphne Dorman intihar etmiş. Mesela böyle bir süreç geçiriyor. Fakat burada önemli olan intiharından veya bu ne diyelim örnekten ziyade bu grupların içindeki bu ahlakçı, kesin ahlakçı hani durum. Hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir burada. Hani David Chappelle'in esprilerindeki stand-up show'dan bahsediyoruz. Politik doğrucu da olabiliriz. Ama burada konulan keskin bir ahlaki, ideolojik tavırdan sonra ki burada bu işte kimlikçi sol LGBT üyelerin yaptığı bu ters de olabilir. İlla LGBT üyeleri falan üzerine gitmek falan şeyim de yok. Hani hiç öyle bir yerde değil ama bir örnek bunun üzerinde konuşuyoruz. Başka örnekler Türkiye'de üzerinden de konuşacağız. Keskin ahlaki ne diyelim yargılar sonucunda bir insanın hayatını Twitter üzerinden ki Twitter'dan dönüyor artık linç sonuçta bu hale geldiğini görüyoruz. Bir başka örnek benim son Mehmet Ali Çelebi vakası aklıma geldi. Yine bir tanıyor musunuz hiç? Duydunuz bu adam Ergenekon davalarında işte FETÖ'lüler tarafından hapse atılan aslında çok parlak bir subay. Harbiye'de ya ikinci ya üçüncü olması gerekiyor. CHP'den milletvekili oldu bu süreç içinde. Fakat CHP'de fikirleri pek uyuşmadı. Muhalefeti çok kemalist bir ahlakçı perspektiften vurmaya başladı bu arkadaş. CHP'nin de içindeyken. Sonra CHP'den istifa etti. Bunların hepsi Twitter'dan görüyor orada. Bütün açıklamalar Twitter'dan yapılıyor. Ve hep aynı ahlakçı dili görüyoruz orada. Belirli bir kategori var orada. İşte burada bir kemalist kategori. Kategori olarak belirlenmiş ahlaki değerler var. Ve devamlı orada bir değer yargıları üzerinden saldırı var. Bunun sonucunda bu arkadaş sol AK Parti milletvekili oldu. Ahlakçılık gerçekten böyle bir şeydir. Yani akademik bir sunumunu bir için rahat rahat söyleyebilirim. Keskin.